Merhaba, ben Atalay Turan. Yeni Mix dersine daha hoş geldin. Bugünkü dersinde arazi modellemesi üzerine biraz konuşacağız. İsterseniz hemen başlayalım. Öncelikle arazimizi modelleyebilmek için şuradaki üst katı bir gruplayalım. Grupladıktan sonra bunu da zemin katımızın üzerine yerleştirelim, değil mi? Öncelikle arazimize engel olmasın diye bunu bir seçiyorum Windows seçim yöntemiyle. Fakat Windows seçim yöntemini seçtiğimde bakın bu iki kat birbirine birleştirilmiş. Bunları birbirine ayıralım isterseniz. Şurada Elements moduna giriyorum. Elements. Kütleyi seçiyorum. Veya kütleyi komple de seçebilirim şöyle. Şöyle aldım. Ve bunları ayırıyorum. Aşağı doğru indim. Detach'te ayır dedim. Bakalım şimdi düzgün seçilmiş mi? Aldım. Evet. Üst katın artık seçime uygun. Bunu da gruplayalım isterseniz. Grup kısmına geldim. Buna da üst katta isim verelim. Şöyle. Okey dedim. Evet, şimdi bunu üzerine taşıyalım. Taşıyabilmek için snapsimi açtım. Vertex'leri yakala dedim. Ve burada move komutu aktifken köşesine geliyorum. Tutuyorum. Bakın şu anda yakalayamıyorum. Gördüğünüz gibi düzgün bir şekilde yakalayamıyorum. Çünkü şurada constraint menünü bir kapatacağım. Sınırlandırma menünü bir kapatıyorum. Onlar bana engel oluyor. Tutuyorum. Şimdi bakın tekrar denediğim zaman üst kat üzerine düzgün bir şekilde oturdu bakın. Görüyor musunuz? Çok daha rahat bir sonuç aldım. Şöyle villam farklı açılardan gösteriyorum size. Çok daha düzgün durdu bu şekilde. Şimdi artık arazimi çizmeye hazırım. Bir tane plane ile başlıyorum. Tıkladım. Elimi çekmeden şöyle bir tane yüzey oluşturdum. Buna biraz segment da verelim isterseniz. Modify'dan. Şöyle biraz segment verelim. Evet, 400 çok oldu diyorsak bunu biraz kısabiliriz. Tamamdır. Sisteme çok yük bindirmemek için ben fazla segment vermeyeceğim. Çünkü dedim ya hani bir de saniye başka objelerde çizeceğimiz için veya çağıracağımız için sistem iyice ağırlaşmasın ama yeterli gelmezse daha fazla segment verebilirsiniz tabii ki siz. Ben burada bu objeyi yaptım. Bunu şöyle sağ klik dönüştür diyorum convert. Bunu add poly'e dönüştür diyorum ya da buradan da modifiye listesinden de add poly yapabilirsiniz. Şöyle dönüştür dedik. Sonra bunu üzerine biraz çalışalım isterseniz. Aşağıya doğru iniyorum. Bakın aşağıda paint deformation diye bir kısım var. Burada deformasyon teknikleri. Deformation. Burada push pull'la başlayacağım. Burada beni ilgilendiren iki tane komut var. Push pull, git ve çek komutu. Bir de relax komutu. Geçişleri biraz daha rahatlatmak için kullanacağımız, biraz daha objeyi daha yumuşak gösterebilmek için verdiğimiz bir histir. Relax komutu. Push pull'a giriyorum. Buradan aşağıya doğru iniyorum. Aşağıya doğru indiğimde burada hangi değerlere ne kadar vereceğimi soruyor. Bakın şu anda brush'ım, fırçam oldukça küçük bir alanı etkiliyor. 20'yi 200'e başlarsak nasıl olur? Pek yeterli gelmedi gibi. 400 diyelim. Şöyle. Sanırım biraz daha arttıracağız. 10-100, 1000 diyelim. Evet, biraz daha şu şekilde fırçam biraz daha büyük oldu. Çok fazla geldiyse biraz daha küçültelim. Tamam. Bu yeterli kabaca.
fırçanın gücünü soruyor. Fırçanın gücü de örnek veriyorum 20 birim olsun. Etkiledi, güç uyguladı alan. Bakın şöyle. Köşeleri dolaşıyorum. Aynı yerin üzerinden çok fazla geçersem daha fazla kabartma yapacaktır. Şöyle aldım. Şöyle. Buraları da isterseniz şöyle geçebilirim. Ama şöyle aldım. Şöyle tıklıyorum sırayla. Evet. Biraz hani rastlantısal olsun diye biraz verdim. Yalnız çok sert oldu geçişler gördüğünüz gibi. Relax komuta tıklıyorum. Relax komutuyla bunları biraz rahatlatıyorum. Şöyle yumuşatmaya çalışıyorum değerleri. Şöyle görüyorsunuz. Farmler sol tuşa tıkladığımda. Şöyle biraz daha bunlar yumuşayacaktır. Geçişler çok sert olsun istemiyorum. Farmı sol tuşa tıklayarak. Şöyle hareketli de hissediyorsunuzdur şöyle. Şöyle üzerinden biraz dolaşıyorum. Eğer çok yükselti yaptığını düşünüyorsanız push pull'dayken şöyle alete tuşuna basarak tam tersi çöküntü de yapabilirsiniz. Bakın şöyle aldım. Şöyle gördüğünüz gibi çöküntü de yapabilirsiniz arazinizi. Tabii şöyle 10 santime düşürelim ki çok bir anda bir çöküntü olmasın. Şöyle aldım. Şuraları dolaştırıyorum şöyle. Evet. Şöyle aldım. Alıyorum. Tamamdır. Mis gibi oldu. Dediğim gibi alete tuşuyla da isterseniz düşebilirsiniz. Dediğim gibi tekrardan relax komutuyla biraz da geçişleri yumuşatıyorum. Farmi sol tuşuna basarak. Evet. Şöyle arazimi yaptım. Özellikle bahçe çiti düşündüğüm için bahçe çitinin denk gelen kısımları biraz daha fazla yükselti yaptım gördüğünüz gibi. Şuraları biraz daha fazla yükselti yapıyorum. Bahçe çiti olacağı için buralar. Evet. Burada sanki biraz daha toprak birikmiş gibi bir his vermeye çalışıyorum. Şu HVS'ı bir kapatalım bakalım nasıl görünüyor. Yani gördüğünüz gibi böyle dümdüz beton gibi durmuyor. Bayağı bir rastlantısallık verdik. Tabi burada arazi üzerinde konuşacağımız başka geyikler de olacak, konular da olacak. Yani ama şimdilik aldığım görüntü yeterli oldu. Şöyle Hidden Line diyelim bakın. Biraz daha farklı açılardan segmentlerin dizilimini görüyorsunuz. Evet, bugün dersi tamamladık. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.